işinden bitmiyor. Babası ayrı, kızı ayrı, dağıtıp dağıtıp gidiyorlar. Sihirli bile olsa toplaması zor oluyor. Bu ev kadınların derdini hiç kimse anlamıyor. Ay, ay, çok yoruldum. Bu sihirle mihirle ev işi yoruyor. Hayatım. Ay. Pardon, ben gidiyorum. Ay Yavuz, yine suratını kesmişsin canım. Ya evet ya, kestim. Hala kanıyor mu? Kanıyor, kanamaz olur mu? Tabii kanıyor. Ben o zaman bir kolonyalı pamuk alıp geliyorum. Hayır, hiçbir yere gitmene gerek yok. Ben buradayken şak diye hallederim. Hı? Geçti bile. Yani insanın karısının peri olması ne kadar büyük bir lüks. Canım benim. Hadi hadi, oyalanma. Toprakçığım, hayatım, hadi gidiyoruz. Geliyorum baba. Ayrıca insanın kızının peri olması ne güzel bir şey değil mi baba? Hı hı. Sayende işe trafiğe takılmadan gidiyoruz. Evet aşkım, çok teşekkürler. Hiç aklımdan çıkmıyor vallahi. Ben hazırım baba. Ben de hazırım hayatım, hadi. Deliler ama seviyorum ben onları. Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Ne bu? Kürk Adası'nın masal kitabı. Ya Toprak, bir şey söyleyeceğim. Ya bazı durumlarda peri olmamızın heyecanı kalmıyor. Yani hayatımızdaki herkes her şeyi biliyor. Yani bir şeyi gizli yapmanın tadına varamıyorum. Ama ben bu durumdan çok memnunum. Neden? Çünkü okuldaki benim peri olduğumu bilen arkadaşlarıma çikolata, gazoz, sakızlar dağıtıyorum. Hayal ettikleri her şeyi veriyorum. Ama sadece basit ihtiyaçları ver. Öyle ev, araba falan vermeye kalkma, sonra annemler işin içinden çıkamaz. O kadarını da biliyoruz herhalde Cemal. Eyvah! Bu da büyüdükçe hazır cevap olmaya başladı. Artık babamın gözünde nasıl olduğunu anlaman lazım abi. Dünyacığım, burası biraz fazla sıcak oldu. Hadi biz gidelim. Gitsinler, biz de gidelim. Hadi gel. Ya ben hala etkisinden kurtulamadım filmin. Ben de. Abi anahtarını çıkartacak mısın yoksa içeriye sihirle mi girelim? Bir dakika, arıyorum. Ya kızım, anahtarlar sende değil mi? Ne bileyim abi. Tamam Firuze abla, tamam. Aldı işte. Ödüm patlattınız çocuklar. Geldiğinizi duymadım. Ya anahtarla girmedik de ondan. Çilek. Ya ne yapayım Firuze abla? Abimin anahtarını bulmasını, çıkarmasını, takmasını, çevirmesini, sonucuma kapıyı açmasını bekleyecek sabrım yoktu. Bir gün yüreğime indireceksiniz ama benim. Bak şöyle yapalım Firuze abla. Şimdi biz sihirle geldiğimiz zaman kulağına fısıldarım. Firuze abla kapıdayız, geliyoruz diye, tamam mı? Bu bile hiç yoktan iyidir. Anlatın bakalım, film nasıldı? Süperdi. Ya çok korkunçtu. Sihirliydi. Ne? Filmde iki tane kardeş bu oyun oynuyorlardı. Başlarına çok korkunç şeyler geldi. Ya ben öyle bir oyun var mı, yok mu çok merak ediyorum. Ay ben varsa da görmek istemem o oyunu. Ben bulursam kesin alacağım. Ya sakın alma abi, burada da oynama. Ben evimizin buz tutmasını, yanmasını, uzaya düşmeyi böyle olsun istemiyorum. Ne uzayı, ne buz tutması, ne yangın çıkması, ay nasıl filmmiş bu? Zatürre Firuze abla, oyunun adı bu. Zaten filmin adı da bu. Böyle üstünde uzay piyonu olan bir oyun. Bir düğmeye basıyorsun, karşına bir rakam çıkıyor. O piyon oyunun üstündeki istasyonda kaç sayı geldiyse o kadar ilerliyor. Sonra duruyor ve otomatik olarak ona bir kart geliyor. Kağıdın bir tarafında Z harfi var. Diğer tarafında ise başına neler geleceği yazıyor. Mesela diyor ki meteor yağmuru, hemen kaçın. İşte o zaman çocukların evine böyle meteorlar yağıyor. Bir görsen evleri delik deşik oluyor. İnanmayacaksın ama kendilerini uzayda buluyorlar. Hah, çocuk filmi mi şimdi bu? Evet ama çok korkunç. Firuze abla, sen öyle bir oyun hiç duydun mu? Zatura. Ne oyunu duydum ne de filmi duydum. Hoş duysam da ne oyunu evime alırım ne de çocuğumu filme götürürüm. Ben gidip bir internetten bakacağım. Eğer bulursam da gidip alacağım. Laptop sizin odada mı kızlar? Ya abi bizde de ne olur gidip bakma. Ya ne gerek var şimdi, evimizi başımıza mı yıkacaksın? Tamam sen otur, hadi görüşürüz.
Ya abla saçmalama. Bu hayal ürünü bir film. Yani biz sadece hayal ürünü bir film seyrettik. Niye öyle diyorsun ya? Biz nasıl sihir yapıyorsak demek ki başkaları da yapıyor. Yoksa bu filmi nasıl çekecekler? Toprak ben daha demin ne dedim? Biz hayal ürünü bir film seyrettik. Yani fantastik. Fantastik. Ha işte fantastik işte. Ama ben yine de çok korktum. Ben de peri olmama rağmen korktum. Ben sadece eğlendim. Portakal suyu içelim mi? Ceren'cim hazırladım bile. Sağ ol Firuze abla. Abla bluzun ters mi giyindin? Arkanızı dönün de değiştireyim. Yoksa korkudan çabuk çabuk mu giyindin? Ya zaten odada abim vardı, hızlı hızlı giydim işte. Hadi arkanızı dönün. Toprak bak. Ablam ne zaman korku filmi seyretse hep çabuk çabuk giyinir. Banyoya çıkarken kapıyı açar, öyle tuvaletini yapar. Evin bütün ışıklarını yakar. Niye utanıyor? Büyüdü ya, Firuze abadan utanıyor. Çilek, sen gerçekten etkilenmedin mi bu filmden? Hayır abla. Hadi bakalım, portakal sularınızı için şu film mevzusunu da kapatın artık. Abiniz nerede? Odasında. Demek ki hala arıyor. Bizim odada dedim ya, internette. Ben götüreyim mi? Hadi bakalım. Fesubhanallah, fesubhanallah. Aa, nasıl gözlerini böyle yapmış? Of ya, benim de internette işim vardı. Ödevlerimi yapmam lazım. Sonunda geldin abi. Buldun mu bari Zatürre avcısı? Bulamadım. Oh, iyi olmuş işte. Ya baktığım bütün oyuncakçılarda öyle bir oyun yok. Ancak Zatürre filminin DVD'si var. İşte isabet oldu. Siz de aynı Danny ve Walter gibisiniz. Onlar da kim? Filmde iki kardeş birbirlerine hiç iyi geçinemiyorlar. Yalnız bodrum katında bu oyunu bulup oynuyorlar. Başlarına felaketler geliyor. Evlerini kurtarmaya ve dünyaya geri dönmeye çalışırken el ele tutuştular ve kavga etmeyi bıraktılar. Desenize bu oyundan bir tane de bizim eve şart. Bu oyununa benzer bir oyun biliyorum. Getireyim oynayalım mı? Aynısı mı? Aynısı olmaz ama onun altında bir oyun biliyorum. Gagura. Aa, o peri oyunu mu? Evet, küçükken yurtta oynardık. Bu Zatürre gibi ama o kadar korkunç değil. Yani korkunç da sonuçta oyun olduğunu bildiğin için o kadar korkmuyorsun. Korku tüneli gibi. Sen de biliyor musun? Ben de geçen sene peri parkına gittiğimde çimenlere oturup arkadaşlarımla oynardım. Ya heyecanlı değilse ben oynamam ama. Bence oynayalım sonra karar ver. Ama emin ol Zatürre kadar heyecanlı. Aa, bu ne ya? Bu oyunda bir görevim var. Dünyayı kurtarmak. Şu düğmelerle aynı renkte olan dört karttan birini gözlerimizi kapatarak çekiyoruz. Sonra ilk düğme kırmızı olduğuna göre kırmızı kartı çeken oyuna başlıyor. Sonra kırmızı düğmeye basıyor. O kırmızı düğmeden sana bir görev kartı çıkıyor. Eğer yerine getirmezsen ne olacak kartın altında yazıyor. Çilek, bunların arkası neden boş? Oyuna başlayınca kendi kendine oluşuyor. Mesela meteor yağabilir, evimiz kutupları taşınabilir, her şey olabilir. Ya ben oynamak istemiyorum. Ya abla otur. Biz beyler hep bunu oynuyorduk. Sonuçta hiçbir şey olmuyor. Neyse. Yine
Yine bir görev kartı. Oyun böyle devam ediyor işte. Sonuçta ne oluyor? Bu görevlerin hepsini yerine getirdiğinde güzel bir dünya oluyor. Ya ben bir an önce denemek istiyorum. Ben de denemek istiyorum valla. Aslında ben bundan çok korkmuyorum. Aslında korkuyorum da Zotura kadar değil. Ya ben oynamayacağım? Ceren. Bak oynamayan odasında oturur. Ay orada oturamam ben, korkarım. O zaman bizimle oynayacaksın. Hadi kartları al, karıştır. Biz de seçelim. Hadi abla. Seçtiniz mi? Seçtim. Açayım mı? İyi ama burada 4 tane kart var. Ben sizinle oynayamayacak mıyım? Firuz abla, biz senden takım oluruz, olur mu? İyi, peki madem. Açın. Kırmızı kart Ceren ablada. Ben oynamak istemiyorum. Ceren. Ya abla, korkma. Burada ben varım. Hadi şimdi düğmeye bas. Abla. Bak bas, yoksa ben zorla bastırırım. Ozon tabakası deliği giderek büyüyor. 5 dakika içinde dünyadaki bütün gaz deodorantları topla. Eğer toplayamazsan evin ozon deliğine taşınacak. Ay iyi de ben peri değilim ki. Yani 5 dakikada dünyadaki bütün deodorantları nasıl toplayacağım? Buldum. Bak sen evdekileri topla, çöp at, tamam mı? Ben diğerlerini hallederim. Uçurtma dolu. En iyisi aşağıdan gitmek. Aa! Aa bak bak, gördünüz mü? Neyi? Kuş. Kuş değil o, UFO ya da uçak. Hayır hayır, Süpermen. Bahar geldi. Bu çilek hala ortalarda yok. Ay çok kötü. 7 tane alabildim. Of. Bu çilek nerede ya? 5 dakikada bitiremeyecek galiba. Baba, bitirecek. Gökyüzünde ellerini açacak. Ondan sonra bütün deodorantları buraya diyecek ve sihirler hepsini yok edecek. Ben bir çileğe bakacağım. Çilek, ayak mı kaydı? Evet anneannem. Biraz daldım da.
Bu kız gökyüzünden düştü. Uçurtmalarımızı kopardı. Ben size demiştim, bu Süpermen değil, uzaylı. Ay saçmalama çocuğum, ne uzaylısı? Hanımefendi, biraz saygılı olun. Çilek, çabuk gel yanıma. Anne, anne. Ha canım. Of, bakın neredeyiz ya? Ben size demiştim, oynamayalım demiştim. Ya sus, iyice moralimizi bozuyorsun. Ya abi bırak şu parfümü. Çilek de daha gelmedi. Ya biz hep burada mı kalacağız? Ya üzülmeyin, bu sadece bir oyun. Gelecekler, bizi alacaklar. Bu sadece bir oyun. Yani hepinize kocaman birer aferin çocuklar. Ya anne çok korktuk. Ceren'cim bunda korkacak bir şey yok. Bu sadece bir oyun. Evet oyun ama çok dikkatli oynamanız gereken bir oyun. Anneannenize dua edin. Eğer olmasaydı kurtulamayacaktınız. Teşekkür meşekkür istemem. Böyle zamanlarda kıymetimi bileceğinize hiç bilmeyin daha iyi. Of. Neyse ki bütün dayadanlıkları topladık. Şimdi geri dönüyoruz. Uçurtma yapmışsın. Ha yeni moda. Baksana. Ya ben bir daha oynayalım diyorum. Ben var ya hayatta elimi sürmem. Ben hiç sürmem. Ben oynarım abi. Ben de. O zaman oynamayacaksanız odada oturun. Niye biz burada oturamıyoruz? Bu kutu sadece oyuncular buradayken kart veriyor. İyi ama biz içerideyken sizin burada ne yaptığınızı bilemeyeceğiz. O sizin seçiminiz. Ama boş ver Firuze abla, gel biz içeri gidelim. Burada durup strese giremem ben. Sıra kimde kalmıştı? Bende. Bas o zaman. Okuyorum. 5 dakika içinde dünyadaki bütün çöpleri topla ki evin çöplüğe dönmesin. Pıtır pıtır konuşuyorlar, ne ki? İçinde çöp kelimesi geçen bir cümle duydum. Ya çöple ilgili bir görev çıktıysa? Ay. Eğer bütün dünyanın çöplerini temizleyin veya her taraf çöplük olsun gibi karar çıktıysa vay halime. Yardım ediyor musun? Ben ederim. Emin misin? Eminim. Hadi Cem abi, sen evdeki çöpleri topla, ben de gökyüzünden yeryüzünü temizleyeyim. Tamam. Ben de sana evde yardım edeyim bari. Hadi çabuk. Bütün çöpler dünyamızdan çıksın. Güneş de yok olsun, dünyamız temiz olsun. Aa dur, aa ne güzel. Aferin kızıma. Yine de. Ah be toprak be. Sen nasıl bir uçurtmanın peşine takılır gidersin? Sen nasıl bu kadar çöpü toplamaya beni mecbur edersin be toprak? Sen sihirle ben bunun aynısını yapamayacağım. Ya siz bir sihir yapamaz mısınız buraların temizlenmesi için? Oyunu kaybeden hiçbir peri sihir yapamaz. Deodorantları nasıl temizlediniz? Anneannem sayesinde. Yatın kalkın anneannenize dua edin. Yaşasın! Yaşasın! Dudu teyze kurtar bizi. Nerede bu oyun? Şurada anneanne, şurada hadi al oyunu ne olur. Hayır, hayır. Daha önce oynadığınızda da gene ben imdadınıza yetiştim. Ama artık beni evimde bekleyen bir küçük bebeğim var, bir çocuğum var. Her dakika sizin yanınızda olamam ki. Onunla da ilgilenmem lazım. Ben yanınızdayken oynayın. Bence de Çilek. Herkes peri olduğunuzu öğrendi diye böyle şımarıklık yapmanın alemi yok değil mi? Bana ne olduysa böyle birdenbire içimden geldi işte. Dudu,
Dudu neredesin? Çabuk eve dön. Bu dedemin sesi. Hemen gitmem gerek. Ya anneanne gitme ne olur, ne olur. Süper Dudu Peri, görev başında. Hadi biz de anneannemin peşinden gidelim o zaman. Hadi hadi hadi. Hadi Toprak. Bir, iki, üç. Taci, Taci. Dudu, çabuk yukarıya gel. Çabuk ol, seni bekliyorum. İyi. Biz geldik. Ay 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 ne güzel. Biz siz eksiktiniz. Ya yapma yapma yapma. Dudu, Dudu. Bu da kim? Tanıştırayım. Oğlumuz. Ne? Uyuyarak büyümek istemediğim için kendimi sihirle büyüttüm. Nasıl ama? Harika olmuşum değil mi? Dudu Hanım teyze. Sen ne yapsın Ömür? Bizi bile geçmiş. Ama bu haksızlık. Ben de büyümek istiyorum. Ben de. Ya bu bir oyun mu? Yoksa bu kadar sihir oluyor mu? Nasıl ama? Harika olmuşum. Değil mi Ceren abla? Ay deli mi ne? Bir de abla diyor. Derhal eski haline dönmeni istiyorum. Senden rica ediyorum bunu. Bana ne uyumak istemiyorum ben. Oğlum inatçılığı bırak. Eski haline dön. Ben de rica ediyorum oğlum. Lütfen eski haline dön. Bak yoksa ben yapmak zorunda kalacağım. Tamam tamam. Oğlum mutlu oldunuz mu şimdi? Gel bakayım bana. Aferin sözümü dinledin canım oğlum benim. Ama bak sihirlerini elinden alıyorum. Ağlama mahsus garezinden ağlıyor. Ağlama Ömürcüğüm ağlama. Bak annem baban hayatta her istediğini yapıyorlar. Sen niye ağlayıp duruyorsun? Uyuman lazım. Uyumazsan büyüyemezsin. Ay Firuze hiç uyumak istemiyor. Hep oyun oynamak istiyor. Oğlum uyumazsam büyüyemezsin. Hadi yukarı çıkalım da ben seni bir güzel uyutayım. Kusura bakmayın. Yeni bebek geldi ya artık bizimle ilgilenmezler. Bak sihirlerim bende. Uyanınca sana geri vereceğim. Sonra oynarız. Ben aşağıdayım. Ağlamak yok. Dudu Hanım teyze, işiniz nasıl rahat ediyor? O daha mini minnacık bir bebek yukarıda yalnız bırakmışsınız. Aklınız orada kalmıyor mu? Hay niye kalsın? Burada kontrol ediyorum gözüm üstünde. Bizi hep yanında istemesin diye yapıyorum bunu ya. İyi de yapıyor Firuzeciğim. Yoksa şımarıyor velet. Bizle olmadığı her an mızıklanıyor. Pes vallahi. Böyle imkanlar bizde olsaydı ben 15 tane doğururdum. Artık siz de gitseniz diyorum. O zaman biz gidelim anneanne. Bay bay. Hoşçakalın. Dudu onlara misafir kim gelecek söylesene. Ay Edalar. Damatlarla evde toplanmışlar parti veriyorlar. Bizi düşünen bizi çağıran yok tabii. Ha desene sen o yüzden ağladın. Günaydın. Ebe Dudu buna ne güceniyorsun ki? Onlar genç elbette ara sıra yalnız olmak isterler. Taci hep onları koruma bana. Sinirlerimi yerinden oynatma benim. Senin sinirlerin de kapı zili çalsa oynuyor. Güzgülleri gibiydim. Hiç bahar yaşamadım. Üzgünleri gibiydim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim, yıllar. Geldim, geldim. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizim hanımlar henüz gelmediler mi? Bir dakika önce telefonla konuştum, yoldalarmış. Biraz sonra gelirler o zaman. peki çocuklar sinemadan döndü mü? Döndüler, döndüler de bunları böyle ayaküstü konuşmayalım. Geçin buyurun şöyle. Tamam. Sadık Bey.
Biz bugün sinemaya gittiler, geldiler ya. Ondan sonra neler yaşadık bilemezsiniz. Kendimiz olduk bir sinema. Şimdi bu ders sinemada bir oyun izlemişler. Korku filmiymiş. Hı? Bu korku filmde orada adı geçen bir oyun varmış. Bizim Çilek de dedi ki ben bu oyunu size sihirle getirmeyeyim. Sihirler yaptım ben ne yaptı? Getirdiler oyunu, koydular ortaya. Ya oyunu kaptırdık. Öbür maceraları yaşayamayacağız. Ay ben şahsen istemiyordum. Ya Ceren, sen eskiden bu kadar korkak değildin. Ya abi, ben sadece böyle gerçeküstü olaylardan korkuyorum. Bizden de mi? Ya hayır, size alıştım artık. Çok istiyorsan biraz daha oynayalım Cem abi. Ya nasıl oynayabiliriz ki? Anneannem oyunu aldı. O zaman bir daha sihirlen yaparız. Oyunu kaptırdığımız için bir daha sihirle yapamayız. Aa! O zaman şatodan gizlice yürütebiliriz. Evde her şey sallanmaya başladı. Koltuklar bir tarafa gidiyor, sehpalar bir tarafa gidiyor. Duvardaki resimler, lampalar... Hadi gel biz gidelim, şunlara bir bakalım. Hadi ben hemen gidelim. Sonra geldi hepsi. Sonra dediler ki oyunu bitir daha oynayalım. Peki dedim ama ben aslında oynamak istemiyorum. Ceren'le hepimiz kalktık orada gittik. Onlar kendi başına. Merhaba çocuklar. Çocuklar, yine evi birbirine katmışsınız. Ha? Ay bu Firuze abla da ekspres yayın yapıyor. Ekspres. Ay işte ekspres. Şimdi bakın çocuklar, bana söz verin tamam mı? Bir daha böyle tehlikeli şeylerle oynamayacaksınız, anlaşıldı mı? Tam zamanında geldiniz baba. Toprak da şimdi anneannemden oyunu yürütecekti. Ne? Toprak? Evler, çöpler toplamak gerekmiyor. Dünyanın üzerinde çöp, çöp, çöp. Teşekkürler Firuzeciğim. Hayır, esasında kızıyoruz da mevzu çok komik. Kız evi göremeyince şoka girmiş. Kızın halini hayal edebiliyorum ben ya. Vallahi ben de Avni Bey'in durumunu çok merak ediyorum. Acaba adamcağız ne yaptı? Siz Avni Bey'i görseniz, o da korkudan koşa koşa kafeye gelmiş, soluğu orada almış. Yani yaptığınızı beğeniyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şimdi bizim zamanımızda da bir oyun vardı, adı İpucuydu, tamam mı? Böyle kartlarla oynanırdı. Sonra biz orada katilin kim olduğunu, cinayeti nerede ve hangi aletle işlediğini falan bulmaya çalışırdık. Sen hatırlıyorsun değil mi Yavuz? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Gerçi fantastik hiçbir şey olmazdı ama o kağıtları okurken gerilirdik değil mi? Bize Gaguru diye çocuk oyunu olur mu diyene bakın. Sizin çocuk oyunlarınız daha korkunç. Ama bizim oyunlarımız beyni çalıştırdı, beyni. O zaman biz de oynayalım. Yukarıda var, isterseniz oynarız. Bu oyunu ben de oynarım bak. Baba, senin bu kızın var ya, riski olmayan hiçbir şeyden korkmuyor. Ama azıcık bir riski olsun, yaygarayı basıyor. Başak Burcu'yum ne de olsa. Birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım, bu saatte kimseyi beklemiyorduk ama. Durun durun, ben bakarım. Allah Allah, gecenin kim bu saatinde ya? Çocuğum çekil, ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. Yardıma gelir misiniz lütfen? Bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri gel bakayım ben sana, kimsin sen? Abla enişten beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla sen de mi tanımadın? Yoo. Bir dakika ya. Abla enişte falan diyor. Sen Ömür müsün? Ömür? Evet benim. Anneannem seni görürse öldürür. O yaptı ki beni görün diye size yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. İyi de peki annem nerede? Evde davet etmeniz diye beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Yapıyorum. Gel bakalım. Gel gel sen bakalım. Taceddin Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayınvalide iyi bakmış ama ha. Evet evet. Çok iyi yaptı, biliyormuş gibi. Ama bak size böyle. Sevinmiş. Evet, ama benim de bu zannemden. Evet. 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 Evet
aklıma o geldi. Canım benim ya. Canım. Baba! Baba? Baba! Baba! Ay babacığım! İnanamıyorum! Gagura'da babam kazandı. Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede? Hayır yavrum. Hayır çocuklarım, olmayacak. Dudu söz verdi, bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak. Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin, söz.